Şimdi hiç program düşmemiş gibi yeniden şey yapalım. Ah, bak. Hiç olmamış. Çok iyiydi ya. İnanılmazdı. Abi inanılmaz ya. Ay anasını ya. Kötü gitti de bana söyleyeceksin yani programı. En büyük yeteneği berberde tıraş olurken kafamı çevirmeden etraftan geçen kızları kesebiliyorum demiş Ferdi. Ecem pijamamı eğilmeden ayağımla havaya fırlatıp tutarak yakalıyorum. Güzel. Mahmut'un ki... Mahmut aramızda mı? Çorabın baş parmak kısmı delindiyse diğer eşle yer değiştirerek serçe parmağı denk getirip deliğin büyümesini engelliyorum demiş. Evet. Kazanan bu kazandı. Çok büyük hareket. Birinci şu an. Çok büyük hareket. Tuğçe Ceylan. Deneyeceğim. Abi biz öğrenciyiz ve doğal olarak fakiriz. Zaten cümle onu istiyor devamında. Yani biz öğrenciyiz, hemen akabinde fakir doğal olarak fakir istiyor onu. En büyük yeteneğimiz mandalinadan yüzük yapmak. Hakkıyama. Bunu bilen var mı? Ne demek bu? Mandalinadan yüzük mü? Mandalinadan yüzük yapmak nasıl iş? Mandalinayı açmadan direkt parmağını sokuyorsun. Bir mandalina varsa merak ettim nasıl oluyormuş. Üniversiteler çok değişti. Hiç etkisi gibi değil. Biz mandalinanın kabuğunu sobanın üzerine koyardık en fazla yani. Aynen. Ya da yüzümüze sıkardık. Ya yüzümüze sıkardık. Biz de pismişiz de yani. Mandalinayı açmadan parmağını sokup böyle koca mandalinayla mı geziyorsun? O mu yüzük? Aynen. Arkadaş o yüzük değil. Başka bir şey de şimdi söylemeyeyim. Nur Karakuş'un en büyük marifeti banyoya girmeden önce banyo terliğindeki suyu önceden fark edebiliyorum demiş. Güzel marifet. Gerçekten teşekkür önemli, ediyoruz önemli. Bu arkadaşlarımıza da. Evet efendim devam ediyoruz. Şimdi programa gelen konuklarda gerçekten biz şunu istiyoruz. Biz programa çalışıyoruz. Gelen konuk da çalışsın istiyoruz abi. Bunu da çok ciddi söylüyorum. Yani Amerika'daki talk show'ları seviyorsun. Gelen konuk daha öncesinde talk show'cuya diyor ki gönderiyor haberi. Bu ay içinde, bu hafta içinde, bu yıl içinde böyle bir şey yaşadım diyor. Bunu diyor anlatırız programında diyor. Biz de anlatmamak üzerine kurulu. Bunu anlatalım mı diyor. Abi ona girmeyelim falan. Daralıyoruz burada yani. Tabii hep biz yapalım durumuna geliyoruz. Konukların da bizden tabii şikayetleri olabiliyor. Doğru mu? Doğru. Oluyordur yani mutlaka. Biz bu şikayetleri Şinasi ile kendi aramızda yaşadık. Ben programa gelmeden önce gerçekten fırça attı Şinasi'ye. Karşılığı gelmez diyordum. Gerçekten fırça attı Şinasi bana. Hep beraber izleyelim. Buyurun. Ya Şinasi hoş geldin ya. Nasıl film oldu? Çok güzel bir film oldu Beyaz. Çok güzel bir ekip ruhu. Sinerji yakaladık. Çok samimi bir film oldu. Ve çekerken çok eğlendik. İzlemedin mi yoksa? Hayır. İzlesen şaşardım zaten. Senden de bu beklenir. Zaten izlesen ne olacak ki? Hep klasik, aynı beyaz soruları. Fix. Ya kardeşim, soruyoruz soruları, aynı cevaplar geliyor. Ben ne yapayım? Samimi film oldu, güzel film oldu, sinerji oldu, ekip ruhu yakaladık. Ulan hiç değilse Sarp Apa'ya çağırıyoruz programa. Hiç yapamazsa Efuli mi söylüyor? Efuli'm, Saroz'dan kalktım tamam, geldim. Tamam, bak anlıyorum, seni de anlıyorum ama başka bir şey bekliyorum. Film konuşmanın dışında başka bir yeteneğin yok mu? Fıkra anlatayım. İşte bu. Çok güzel fıkra i̇şte anlatırım bu. Ben. Tamam, bak şimdi, iyi dinle. Bizim Temel'i temel atma törenine davet etmişler. Tutmuşlar Temel'i kolundan bacağından, kazdıkları Temel'e atmışlar. Atmışlar. Temel'i temel atma töreninde Temel'e atmışlar. Anlamadın mı ya? Yo. 19 senedir bu programı yapıyorum. Yedirtmem programı mı? Yapıyorsun ama nasıl yapıyorsun? Böyle hareketler, önlü iliklemeler, efendi çocuk, pot kırıp gülmeler, telefon bağlamalar, telefondakini 3 saat bekletmeler. Oh bir kanal yakalamışsın, oradan yürüyorsun. Şinasi. Yürü babam yürü. Şinasi. Yürü beyaz yürü. Şinasi. Yürü. Ayağına sıkıyorsun şu anda, otur. Öyle mi yapıyorum? Oturayım o zaman. Bak kardeşim, ben senin sinirini anlıyorum. Beyaz gelip bize bu fırçayı kayıyor. Evet. Murat Baza bunu yapabilir mi diyorsunuz değil mi? Sıkar değil mi? Sıkar. Sıkar ama ben güce taparım Şinasi. Kalkıp şovunuzu yapacaksınız. Gelip hünerlerinizi göstereceksiniz. Ulan Nur Bozar kadar fanınız yok. Kalkıp bana burada artistlik yapıyorsunuz be. Nur Bozar kim ya? Tanımıyor musun? Tanıyorum ama seyirci bilsin istemiyorum.
Ne yapayım beyaz? Ne yapayım? Yartı yer mi giyeyim? Bayağı bir dikkat çekerim. Hayır. Tamam. Bak başka bir konuda. Ne giyeceksin sen programda ya? Ya sen erkeklerin kıyafetine de mi karışıyorsun beyaz? Bana bak kardeşim. Senin kıyafetten daha büyük sorunların var. Programın şarkıcı erkek konuğu kim? Murat Boz. Programın sunan talk showcu kim? Beyaz. Geri kalan erkek konuk kim? Ben. İtaat et bana Şinaz. Galiba edeceğim. Her sabah kalkıp aynaya baktığımda bu çirkin suratı görüyorum. Halledeceğiz. Ne yapacağız? Programda bana teslim ol. Seninle dalga geçip uğraşacağım. Millet beyaz Şinasi'ye ne kadar kötü davran diyecek. Acıyacaklar, üzülecekler. Sen de oradan alır yürürsün Şinasi. Doğru, yürürüm. Yürürüm ama dibe yürürüm. Bana bak Şinasi. Ben senin yerinde olsam ne yaparım da yaparım bu programda ön plana çıkarım diye düşünürüm değil mi? Bir şey yap Şinasi. Ne yapayım? Ha? Ne yapayım? İstiyorsan çırılçıplak soyunayım. Püğürü pak kalayım. Canlı yayın değil mi bu? Evet. Çok güzel. Soyunayım o zaman. Ya da şey yapayım ya. Burnumda top çevireyim. Ya da iki tane kaşık ver. Silif diye oynayayım böyle. İşine gelir değil mi? Vallahi gelir. Gelir tabii gelir. Sen programda konuk aramıyorsun ki. Medrano sirkine adam arıyorsun. Almıyorum programa Şinasi. O zaman top çevir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,